Ödüllü oyuncu Timuçin Esen ve Mikado'nun Çöpleri adlı tiyatro oyunu yola çıkanlara konuk oluyor. Dalia Tatil Sitesi haftanın konuğunu sunar. Mikado'nun Çöpleri adlı tiyatro oyunu yakında Almanya'da izleyiciyle buluşuyor. Tiyatro oyununun genç ve yakışıklı oyuncusu Timuçin Esen, Mikado'nun Çöpleri'ni anlatıyor. Türk tiyatrosunun artık modern klasiklerinden biri olan Mikado'nun Çöpleri, hayat kadar tehlikeli, sıradan, garip, sakin, keskin, durgun ama meydan okuyan bir oyun ve çok yakında Almanya'nın başkenti Berlin'de izleyiciyle buluşacak. Melih Cevdet Anday'ın yazdığı oyunun rejisi Profesör Zeliha Berksoy'a ait. Peki izleyici bu oyunda ne bulacak? Yaşamı bulacaklar. Bir defa kendilerini bulacaklar. Kendi başlarından geçebilecek şeyleri bulacaklar. Kendi içinde bulundukları durumu bir anda çözümleyecekler. Çünkü oyun onu yorumluyor. Yani insandan hareket eden bir oyun. Ve toplumun içinde bulundukları çıkmazlar, kuşatılmışlıklar, insanlıklarının dışında hareketlerle karşılaşmalar, hor görülmeler, hor görülmeye karşı kendi tepkileri gibi birçok insani ve yaşama dair öyküyü bulacaklar ve çok tatmin olacaklar. İnsana dairdi bu oyun. O yüzden hiç acele etmemişti Zeliha Berksoy oyunu sahneye hazırlarken. Biz bu oyunu böyle doya doya çalıştık. Yani öyle acele aman şu tarihi yetiştireceğiz diye bir şey koymadık önümüze. Çünkü gerçekten böyle karmaşık bir tekst gibi görünüyor. Ama çözdüğünüz zaman yaşama dair o kadar farklı derinlikler, kadın erkek ilişkisine, insana dair o kadar farklı ölçütler, kriterler getiriyor ki adeta damıta damıta çalıştık biz bunu. Hiç acele etmedik de Melih Cevdet Anday'la büyük bir dostluk, büyük bir arkadaşlık, böyle baş başa okuyarak ve onu anlayarak, anlamanın keyfine vararak sahne üstünde yarattık. Bir erkekle bir kadın günümüzden 40 yıl önce hesaplaşmaya başlarlar. Bu hesaplaşma günümüzdeki kadınlarla erkeklerin hesaplaşmasıdır da aynı zamanda. Bu yüzdendir ki hayli ilgi görmüştü oyun. Ve çok yakın bir zamanda Avrupa turnesinde Berlin'de izleyicisiyle buluşacaktı. Biz 40. yılında oynuyoruz bir kadın çöplerini. Güzel bir Avrupa turnesi geçireceğimizi zannediyoruz. Çok istek geldi. Oyuncularımız çok değerli ve ünlü oyuncular. Timuçin Esen ve Devin Özgür Çınar. Başarıyla 2 yıldır oynuyorlar oyunu. Önce bir Paris turnemiz var. Paris'te Maribel Tiyatrosu'nda oynayacağız. Orada 22 ve 23, bizim 23 Nisan biliyorsunuz çocuk bayramımız. Oradaki Türklere böyle bir armağan götürmek istiyoruz. Orada Mozaik TV'nin konuğu olarak bulunuyoruz. Bu tabii turne Berlin'de başkonsolosluğumuzun himayesinde oluyor. Orada bir de Kunstverein var bildiğiniz gibi. Onlarla birlikte oluyor. Biz Beşiktaş Belediyesi Kültür Sanat Platformu olarak bu turneye çıkıyoruz. Oyundaki kadın ve erkek karakterlerini sinemada ve çeşitli dizilerde başarılı oyunculuklarıyla izlediğimiz Devin Özgür Çınar'la Timuçin Esen canlandırıyor. Mikado'nun Çöpleri'nde erkek rolünü oynayan Gönül Yarası'nın ödüllü oyuncusu Timuçin Esen, Mikado'nun Çöpleri'ni anlatıyor. Benim çok sevdiğim bir tekst. Yani gerçekten metni çok seviyorum. Oyunu çalışmaya başladıktan sonra, içine girdikten sonra daha da fazla sevdim. Zeliha Hoca ile bunu çalışırken ki süreçte çok heyecanlıydı bizim için. Derinine inince çok daha farklı şeyleri fark ettik. Benim için bu oyunu oynamak esasında başta biraz ürkütücü bir şeydi. Biraz riskli geliyordu bana. Çünkü gerçekten çok güzel bir metin. Dolu dolu bir metin. Uzun bir metin. Ama şeyi merak ettim ben. Seyirciyle nasıl buluşacak? Yani seyirci bu oyunu takip edebilecek mi acaba sıkılmadan? Çünkü arka arkaya gerçekten çok değerli metinler var söylenen. Dünyanın neresinde oynanırsa oynansın ilgi görebilecek bir oyundu Timuçin Esen'e göre. Seyirciyle buluşmasını da çok istedim çünkü kendim çok sevdim teksti. Gerçekten çok evrensel, güncelliğini hala yitirmemiş.
Ve dünyanın neresinde bence oynanırsa oynansın ilgi çekecek bir metin. Çok evrensel bir metin. Sadece Türkiye'ye dair bir oyun değil bu yani. Dünyaya, insanlara dair bir oyun. Sevilen bir oyuncu Timuçin Esen. Aslında oyunculuk yapmayı hiç düşünmüyormuş. Onun hayali eğitimini aldığı yönetmenlikmiş. Ben üniversiteyi bitirdikten sonra tiyatro bölümüne girdim konservatuarın. 4 sene tiyatro bölümünde okudum. O yüzden çok hani şey bir şey değil benim için. Uzak olduğum bir şey değil en azından. Ondan sonra biraz araya ara girdi. Eğitimime devam ettim. Yurt dışına gittim. Sinema eğitimi aldım. Yönetmenlik eğitimi. Pek esaslı düşünmüyordum. Tiyatro, oyunculuğu. Oyunculuk yapmayı esaslı ben düşünmüyordum da işte olaylar farklı gelişti. Derken böyle bir şey oldu. Tiyatroda farklı bir lezzet olduğunu vurguluyor ünlü oyuncu. Ancak oyunculuk her yerde oyunculuk diyor. Eğer bir insan yaptığı işe gereken ciddiyeti ve şeyi, titizliği gösteriyorsa hepsi esasında da çok şey oluyor. Çalışma süreci insanı yoran, heyecanlandıran şey oluyor. Sonuçta ikisinde de yazılı eserleri hayata geçiriyor oyuncular. Tiyatrodaki farklılık şu olabilir, canlı bir şey yani 2 saatlik bir süre zarfında seyirciyle birebir başlayıp bitiriyorsunuz oyunu. Hata yapma şansınız yok. Yani yok denecek kadar az, hatta yok. Devamlı konsantrasyonunuzu üst düzeyde tutmanız lazım. Bu tabii insana ekstra bir gerginlik ve bir heyecan ve bir şey yüklüyor. Ama öte yandan da seyirci karşınızda olduğu için onların tepkilerini anında alıyorsunuz. Bu da farklı bir dinamik, farklı bir lezzet katıyor belki oyuna. Yurt dışında bir süre yaşayan genç oyuncu vatandaşlarımızın tiyatro özlemini çok iyi anlıyor. Bu özleme ortak olan Esen Avrupa turnesinde Berlin'li izleyicilerle buluşacağı için şimdiden çok heyecanlı. Bizim için heyecan verici bir şey. Ben de yurt dışındayken böyle Türk topluluklar konser için, tiyatro için, başka şeyler için geldikleri zaman ben de heyecanlanırdım. Sanki dostlarım geliyor, akrabalarım geliyor gibi hissederdim. Tahmin edebiliyorum. Tabii heyecan verici bir şey bizim için. Oradaki seyirciyle buluşmak. Ayrıca Mikado'nun Çöpleri adlı tiyatro oyununun yurt dışında sahnelenmesi en büyük arzusu. Türk tiyatrosunda yazılmış en önemli eserlerden biri. Ve yurt dışında da bence ilgi görmesi gereken bir tekst. Ben öyle düşünüyorum. Ve bir fark edilse öyle olacağını tahmin ediyorum. Yani çevrilip o dillerde yabancı prodüksiyonlar tarafından da yapılabilecek bir metin. Beşiktaş Belediyesi ve Berlin Başkonsolosluğu'nun katkılarıyla Berlin'de sahnelenecek bu oyuna herkesi bekliyor. 26 Nisan'da Mikado'nun Çöplerini Berlin'de oynayacağız. Urania Tiyatro'da. Saat 8'de tahmin ediyorum. Hepinizi oraya davet ediyoruz, bekliyoruz. Orada buluşmak üzere. Sizlere 26 Nisan'da iyi seyirler diliyoruz.